Günaydın, iyi sabahlar sayın seyirciler. Bugün 4 Aralık Cumartesi, günün öne çıkan gelişmelerine bakacağız. Sonrasındaysa yazılı basını aktaracağız. Evet, güzel bir hafta sonu dileklerimizle bültenimize başlayalım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün kurumumuzdaydı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 58. yıl dönümünü kutlayarak kurumdaki çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kurumun Kıbrıs Türk halkı için önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 58. yıl dönümünü kutlamak, kurumdaki çalışmalar hakkında bilgi almak ve haber merkezindeki çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirmek amacıyla kurumu ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar'ı kuruma girişinde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt ve bölüm amirleri karşıladı. İlk olarak Bayrak Radyo Televizyon Kurumu TV Haber Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar çalışanlarla selamlaştı, sohbet etti ve TV Haber Merkezi Amiri Cem Emre'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Cem Bey, buranın amiri Sayın Başkanım. Evet. Biraz size bilgi versin isterseniz. Burası gördüğünüz TV Haber Merkezi. Çok geldim. tabii. Bölgeler de buraya bağlı. Yaklaşık 70 üzeri bir personelimiz vardı. Var diye çalışırız. Sabah 6'dan akşam 23'e kadar arkadaşlarımız görev başladı. Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada kurumun ve çalışanların görevlerini en iyi şekilde sürdürmekte olduklarını ifade ederek herkese teşekkür etti. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun bugünlerde 58. yıl dönümünü kutlama başladığımız bu vesileyle sizleri o anlamda da ziyaret ediyorum. 58 yıl gerçekten büyük bir uzun zaman dilimidir. Dolayısıyla bu zaman dilimi içerisinde bu kurumun Kıbrıs Türk halkına verdiği büyük hizmetler vardır. Mücadele yıllarında şu andaki Cumhurbaşkanlığı binasının bir garajından sesimizin duyurulmaya ilk olarak radyo olarak, daha sonra tabii ki televizyon yayıncılığı, ondan sonra uydu yayınları. Şimdi internet çağında artık sesimizi sadece Kıbrıs'ın içerisinde değil, aynı zamanda bütün dünyada yaşayan, Türkçe dinleyebilen hem soydaşlarımıza hem de dediğim gibi Türk Cumhuriyetleri olsun, anavatan olsun, Kanada'da, Avustralya'da, İngiltere'de, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan kardeşlerimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan münasebetleri bakımından onlarla iletişim kurulması adına da bütün bu çalışmalar son derece değerlidir, kıymetlidir. Dolayısıyla gerçekten söylenecek çok şeyler vardır. Dolayısıyla ben bu bağlamda bir kez daha Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluşunda ve sonrasında hizmetleri geçen, şu anda aramızda olmayanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdiğini kaydeden Tatar, pandemi döneminde çalışmaları yürütmenin zorluğundan bahsetti. Bu pandemi koşullarında dediğiniz gibi bu çalışmaları yürütebilmek öyle pek de kolay olmamıştır. Ama fedakarlık ve özveri, biraz korunma, biraz tedbir almayla hep birlikte bütün bu yayıncılığı da aynı şekilde sürdürebildik. Halkımızın doğru haberleri alabilmesi, hem süratli hem tarafsız bakımdan da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun tabii ki hassasiyetleri vardır. O anlamda da buradaki yöneticileri, buradaki idarecileri takdir ettiğimi de belirtmek istiyorum. Tatar, kurumun herkese söz hakkı verdiğini ifade ederek Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun yayıncılığı en iyi şekilde sürdürebilmesinin en büyük temennisi olduğunu, bu ülkede özel yayıncılığın var olmasında da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda yetişen çok değerli kişilerin emekleri olduğunu söyledi. Aynı zamanda Türksat uydusu üzerinden de yine Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun girişimleriyle bu ana merkezden bütün yayınlarımızın sadece Kıbrıs içinde değil, bütün dünyaya dağıtılmasında bu kurumun muhakkak ki hizmetleri çok önemlidir, çok değerlidir. Dolayısıyla Sayın Müdürümüzü de buradan tekrar tabii anmak isterim. Ben Show TV'deyken, Show TV'de benimle çalışmış, bir aile TRT'ye gitmiş, tecrübesiyle
mutlaka onun da burada katkıları en iyi şekilde sürmektedir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerek yurt dışında gerekse yurt içinde Kıbrıs konusunda verdiği mesajların BRT tarafından en iyi şekilde yansıtıldığını da söyledi. İki devlet noktasında Kıbrıs'ta iki ayrı halkın olduğunu, iki ayrı egemenliğin olduğunu ve dolayısıyla şu andaki resmi siyasetimizin artık Kıbrıs'ta bir üniter devletten uzak, federal devlet dese de esas itibariyle çoğunluğun azınlığı yöneteceği ve Avrupa Birliği'nde olmadığı için Türkiye'nin zaman içerisinde buradan çekileceği bir ortamın asla bizim tarafımızdan kabul görmeyeceği o noktada işte yan yana yaşayan iki egemen devletin işbirliğiyle bir anlaşmanın olabileceğini bütün bu mesajlarımı gerek buradaki yaptığım açıklamalarda gerek dediğim gibi yurt dışında gerek New York'ta olsun gerek İsviçre'de olsun gerek Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaptığımız ziyaretlerde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun muhabirlerinin, kameramanlarının bu haberleri en iyi şekilde buraya yansıttığını ve burada haberleştirdiğini ve bu mesajın bütün dünyaya verilmesinde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun büyük hizmetleri olduğunu bunun bilinci içerisinde hepinize yürekten teşekkür etmek istiyorum. Hepinize sağlık diliyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar daha sonra radyo haber merkezini ziyaret ederek merkezin amiri Selda İçer'den bilgi aldı. En fazla şeyde dinlerimiz radyo arabada. Evet, bayrak efendimdeki kısa haberlerimiz radyoda. Arabalar. Evet. Ama sabah yayınlarımızda biliyorsunuz radyodan da 100.1'den de veriyoruz televizyonu da veriyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar daha sonra kurum müdürü Meryem Özkurt'u ziyaret ederek fikir teatisinde bulundu. Görüşmek üzere. Başbakan Faik Sucuoğlu hedeflerinin lokomotif sektörler olan turizm ve yüksek öğrenimin yanı sıra diğer sektörleri de ekonominin içine katarak ülkeyi kendi kendine yeter hale getirmek olduğunu söyledi. Sucuoğlu Türkiye Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya ve İstanbul Şubesinden bir heyeti kabulünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yatırım ve yatırımcı dostu bir ülke olacağını bu çerçevede yatırımcının önünü açmak için de her türlü faaliyetin ortaya konulacağını kaydetti. Türkiye Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya ve İstanbul Şubesinden bir heyet Başbakan Faik Sucuoğlu'nu ziyaret etti. Heyette yer alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye'deki iş adamlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde neler yapabileceği konusunda gözlem ve diyalog kurmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Başbakan Faik Sucuoğlu ise iki devlet tek millet vurgusu yaparak ana vatandan kendimizi hiçbir zaman ayrı görmedik dedi. Başbakan Sucuoğlu pandeminin ülkedeki lokomotif sektörler olan turizm ve yüksek öğrenim başta olmak üzere diğer sektörleri de ciddi boyutta etkilediğini belirtti. 23 Ocak'ta tabii ki burada bir erken genel seçim söz konusu. Dolayısıyla şu anda seçim yasakları olduğu için belli ölçüde belli faaliyetleri gösterebiliyoruz ama inşallah 23'ünden sonra bu iki lokomotif sektörü tabii ki inşaat sektörü de bunların yanında şey yapılabilir, üçüncü bir sektör olarak ama belli ki başka yeni sektörleri de bu üç veya iki lokomotif sektörün yanına amalgam etmemiz gerekiyor. Bu netleşti. Teorik olarak hep biliyorduk ama pratikte işte bu kriz bize bunları da yaşamamızı bir şekilde fırsat verdi. Dolayısıyla şunu gördük ki ülke sadece iki sektörle, üç sektörle değil birçok sektörle ayakta durabilir. En büyük hedefimiz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde duran 38 yaşında bir ülke durumuna, 38 yıl oldu Cumhuriyeti kuralı. Dolayısıyla artık o konuda zamanı geldi. Tabii burada bizim ana vatanda Türkiye Cumhuriyeti ile bize her dönemde, her zora düştüğümüz dönemde karşılıksız yardım eden ve Kıbrıs Türk'ünü çok büyük sıkıntılardan hep sıkıntıları engelleyen en büyük şansımız tabii ki Anadolu'dur, ana vatandır. Bu süreçte de bizi hiç yalnız bırakmıyor. Her türlü katkıyı veriyor, vermeye çalışıyor. Dolayısıyla bu bir şans ama dediğim gibi ana vatanın da katkılarıyla ve ortak paydada hep birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ekonomik anlamda nasıl ayakta tutabiliriz ve bu tip önümüzdeki dönemde de gelmesi ihtimal içinde olan krizlerde
kırılganlığı nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bütün çabamız bu yönde. 23 Ocak'tan sonra ciddi radikal açılımlar yapacaklarının altını çizen Başbakan, tanınmamışlık ve ambargolar ciddi bir problem. Ama Kıbrıs Türk'ü 1974'ten sonra hep itilmenin, kakılmanın dezavantajını yaşadı. Bana göre gün, tanınmamışlığın yarattığı dezavantajı avantaja döndürme zamanıdır dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yatırım ve yatırımcı dostu bir ülke olacağını ifade eden Sucuoğlu, yatırımcının önünü açmak için her türlü faaliyetin ortaya konulacağını söyledi. Bizim için olmazsa olmaz. Tabii ki ana vatan. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'e mektup gönderdi. Papa Francis de yapmış olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret davetini yineleyen Tatar, adil olmanın söz konusu meseleleri daha iyi anlamak için her iki tarafı da dinlemeyi gerektirdiğine kesinlikle inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'e gönderdiği mektupta yapmış olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret davetini yineledi. Cumhurbaşkanı Tatar, özel temsilcisi Ergün Olgun aracılığıyla Birleşmiş Milletler'e ilettiği mektubunda şu ifadelere yer verdi. Öncelikle sizlere tarihsel süreçte Kıbrıslı Türklerin ve Rumların adanın ortak sahipleri olarak yaşadığı uluslararası anlaşmalarda belgelenen bir gerçek olan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum olarak iki eşit egemen halkın yaşadığı Kıbrıs adasına hoş geldiniz demek istiyorum. Bu olgusal gerçeğe rağmen Kıbrıs Rum tarafının adanın tek sahibi olduğuna dair kanaatiyle 1963 yılında iki toplumlu ortaklık cumhuriyetini gasp etmesi ve onu %100 Kıbrıs Rum Devleti'ne dönüştürmesiyle sonuçlanmıştır. O zamandan bu yana bu adanın egemen halkı ve doğal hakkımızın bir yansıması olarak halkın tarafından 5. Cumhurbaşkanı olarak seçildiğim kendi demokratik devletimizi kurduk. Kıbrıs Rum tarafı adanın tek sahibi olarak kendini göstererek tutumlarını ve vizyonunu makul kılabilmek adına kendi kendine anlatımlar yapmaktadır. Ancak bu egemen vizyon nedeniyle Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs'ta şiddete ve trajik olaylara katlanmak zorunda kaldığı tarihi bir gerçektir. Bildiğiniz gibi bugüne kadar Birleşmiş Milletler'in iyi niyetine ve bizim iyi niyetimize rağmen çözüm çabaları sonuç vermemiştir. Bu nedenle Kıbrıs'ın iki eşit halkından biri olarak halkım adına adaya yaptığınız ziyarette sizleri bir görüşme yapmak adına davet ediyorum. Adil olmanın söz konusu meseleleri daha iyi anlamak için her iki tarafı da dinlemeyi gerektirdiğine kesinlikle inanıyorum. Böyle bir görüşme, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Katolik Maronit toplumuyla ilgili konuları da ele alma imkanı sağlayacaktır. Böyle bir ziyarette bir görüşme fırsatının kaçırılması hayal kırıklığı olacaktır. Sizden gelecek olumlu yanıt almayı bekliyor, ülkeme ziyaretinizin kutsal değerlerinizi yücelteceğine inanıyorum. Sayın seyirciler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 5. parselde ExxonMobil Katar Petrolleri Şirketler Ortaklığı'na doğal gaz arama izni vermesine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Türkiye bu uygulamayla Güney Kıbrıs'ın Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal ettiğine dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı ilan ettiği sözde 5 numaralı ruhsat sahası ile ilgili ExxonMobil Katar Petrolleri Şirketler Ortaklığı'na doğal gaz arama izni vermesine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini hız kesmeden sürdüreceğinin en yeni göstergesi olan bu hareketin, Kıbrıs Türk tarafının tüm uyarılarına rağmen Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmeye devam edeceğini de açıkça ortaya koymakta olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında Kıbrıs Türk tarafının hidrokarbon kaynaklarına ilişkin 13 Temmuz 2019 tarihli kapsamlı işbirliği önerisi ve bunun yanı sıra Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çıkarı bulunan ilgili tüm tarafların katılımıyla kapsamlı bir konferans düzenlenmesi önerisinin hala geçerli olduğu ifade edildi. Açıklamada Kıbrıs Türk halkının hakları yanında Türkiye'nin kıta sahanlığını da ihlal eden bu girişim karşısında gereken tedbirin alınacağı vurgulandı. Açıklamada, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin artmasının tek sorumlusu Rum tarafıdır. Bu konuda adım atmaya devam ettikçe Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hak ve çıkarlarımızı korumak için
gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz denildi. Evet, Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisi böyleydi sayın seyirciler. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de 5. parselde doğal gaz arama izni vermesine Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Türkiye bu uygulamayla Güney Kıbrıs'ın Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal ettiğine dikkat çekti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de ExxonMobil Katar Petrolleri ortaklığından oluşan konsorsiyuma sözde 5. parselde doğal gaz arama izni vermesine tepki göstererek bu ruhsat sahasının bir bölümünün Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal ettiğini bildirdi. Sözcü Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu'nun ExxonMobil Katar Petrolleri ortaklığından oluşan konsorsiyuma sözde 5. parselde doğal gaz arama izni verdiği yönünde basına yansıyan haberler hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelerek tek taraflı olarak ilan ettiği sözde 5 numaralı ruhsat sahası için ExxonMobil Katar Petrolleri ortaklığına doğal gaz arama izni verdiğine dair haberler, Doğu Akdeniz'de gerçekte kimin gerginlikten yana olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir ifadelerini kullandı. Söz konusu ruhsat sahasının bir bölümünün Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını ihlal ettiğini vurgulayan Bilgiç, öte yandan bu tek taraflı adımın Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin haklarını da görmezden geldiğini belirtti. Sözcü Bilgiç, Türkiye hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir ifadesini kullandı. Ülkemiz, Güney Kıbrıs ve Türkiye'deki güncel COVID-19 vakalarıyla devam edelim sayın seyirciler. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 17.745 test sonucu 207'si yerel, 258 pozitif vaka tespit edildiğini, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 285 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı. Açıklamada pozitif vakalardan 99'unun Lefkoşa, 51'inin Girne, 35'inin Gazi Mausa, 10'unun İskele, 6'sının Güzelyurt ve 6'sının da Lefke bölgesinden oldukları kaydedildi. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte bir kişi hayatını kaybetti. 88.227 test yapıldı. 594 yeni pozitif vakaya da rastlandı. Türkiye'de son 24 saatte 355.226 COVID-19 testi yapıldı. 21.495 kişinin testi pozitif çıktı. 187 kişi de yaşamını yitirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde seviye 3 kuralları uygulanmaya devam ediyor sayın seyirciler. Buna göre aşılı kişiler 7 günlük, aşısız kişiler ise son 72 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen veya PCR testiyle geçiş yapabiliyorlar. Sağlık Bakanlığı 20 Kasım'da yayınlanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre ada içi geçişlerde herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ada içi geçişlerde seviye 3 kurallarının uygulanmakta olduğu vurgulandı. Bakanlık açıklamasında 20 Kasım'da yayınlanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre ada içi geçişlerde herhangi bir değişiklik yapılmadığı, konuyla ilgili basında yer alan haberlerin asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada ada içi geçiş kuralları da hatırlatıldı. Buna göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler Johnson & Johnson ise birinci doz aşı, son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testiyle sınır kapılarından geçiş yapabiliyor. Aşısız kişiler ise 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil geçebilirler.
Ancak aşısız orta eğitim, ortaokul ve lise öğrencileri ve Kato Pirgos'ta ikamet eden kişiler 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testiyle geçebilecekler. Bu arada artan vakalar ve omikron varyantı nedeniyle Güney Kıbrıs hava ve deniz giriş kapılarından ülkeye gidecek herkesin negatif PCR testi ibraz etmesini zorunlu hale getirdi. Ancak ada içi geçişlerde ada içi sınır geçiş kuralları uygulanmaya devam ediyor. Akaryakıt tedariği ile ilgili sıkıntı aşıldı. Alpet'e ait yakıt gemisi önceki akşam, KPT'e ait gemi ise dün ülkeye ulaştı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre Alpet'e ait akaryakıt gemisinin ülkeye gelmesinin ardından 95 ve 98 oktan benzinle mazotun akaryakıt istasyonlarına dağıtımına başlandı. KPT'e ait geminin de ülkeye vardı ve akaryakıtın dağıtımının yoğunlaşarak devam edeceği bildirildi. Kasım ayı enflasyonu %5.52 olarak açıklandı. İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada bir önceki aya göre endekste kapsanan 514 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 50 maddenin ortalama fiyatlarındaysa düşüş oldu. İstatistik Kurumu Kasım ayı tüketici fiyatları genel endeksinde önceki aya göre %5.52 değişim olduğunu açıkladı. İstatistik Kurumu'nun yayınladığı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2021 Kasım ayı sonuçlarına göre endekste bir önceki aya göre %5.52, bir önceki yılın Aralık ayına göre %26.86 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %27.39 değişim gerçekleşti. Açıklamada ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış %10.07 ile ulaştırma ana grubunda oldu. Açıklamada bir önceki aya göre endekste kapsanan 514 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 50 maddenin ortalama fiyatlarındaysa düşüş olduğu kaydedildi. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk 3 mal salatalık, pamuklu kumaş ve çarliston biber olarak gösterildi. Buna göre bir önceki aya göre salatalık %239.99, pamuklu kumaş %92.70 ve çarliston biber %84.38 oranında fiyat artışı gösterdi. Açıklamada en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk 3 malsa %43.08 beyaz lahana, %37.68 brokoli ve %33.08 kuru soğan olarak kaydedildi. Kurşunsuz 95 oktan benzin ise bir önceki aya göre %13.48 ve bir önceki yıla göre %54.80 artış gösterdiği belirtildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu'na bağlı dernekler basın toplantısı düzenleyerek sorun ve istemlerine dikkat çekti. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürler Derneği ile Eşit Hak ve Adalet Sendikası ise sorunlarına dikkat çekmek amacıyla meclis önüne yürüdü. İrfan Nadir 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezi de bir etkinlik düzenledi. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu'na bağlı dernekler 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yüce Türk toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 6000 engelli bulunduğunu belirterek 15 maddelik istem paketinin çok önemli olduğunu söyledi. Bugünü 1990 yılından beri düzenli bir şekilde kutlamaktayız. Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çalıda da meclisten geçen Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirgesi'nin öngördüğü mevzuata uygun tüzüklerin çıkarılması gerektiğini ifade etti. Günün anlam ve önemi budur. Engellilerin farkındalığının görünür hale getirilmesidir. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu'nun 15 maddelik istem paketinde engelliler dairesinin kurulması, özel eğitimle ilgili yasa ve tüzüklerinin acilen çıkarılması, engelli yurttaşların ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına çözüm getirilmesi ve %4'lük engelli istihdamının yapılması gibi talepler ortaya konuldu. İrfan Nadir 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezi ise Engelliler Günü'nde 10. kuruluş yıl dönümü sergilerinin de yer aldığı etkinlikte kutladı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay da katıldı. Etkinlikte İrfan Nadir, 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezi sorumlusu Atakan Alasya, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akçan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar birer konuşma yaptı. Sibel Tatar konuşmasında Engelliler Federasyonu ve derneklerine desteklerini ineledi. Özel eğitimle ilgili yasa tasarısının seçimden sonra geçmesinin takipçisi olacağını söyleyen Sibel Tatar, böyle bir yasanın elzem olduğunu kaydetti. Önümüzdeki seçim sonrası bunun yine takipçisi olacağız. İvedilikle gerçekten geçmesi gerekir. Bunun talep edilmesi açısından toplumumuzun ve sendikalarımızın da Engelli Federasyonu'na, derneğine ve engellilerimize bu konuda destek olması gerekiyor bizimle birlikte. Sibel Tatar, başta seçilecek milletvekilleri ve oluşacak hükümet olmak üzere toplumu empati yapmaya ve bu yöndeki sorunlara çare üretmeye davet etti. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürler Derneği ile Eşit Hak ve Adalet Sendikası ise engellilerin istihdam, sağlık ve altyapı konularında yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla meclis önüne yürüdü. Dernek Başkanı Günay Kibrit yaptığı konuşmada engellilerin istihdam ve ilaçta tıbbi malzeme eksikliği konularında yaşadığı sorunlara vurgu yaptı. Bu engelli arkadaşlarımız her geçen gün hayatlarından, yaşamlarından koparılmakta ve evlerine kapalı bir şekilde yaşamaya mahkum edilmektedir. Haksan Genel Başkanı Eren Büyükoğlu ise engellilerin istihdamına ilişkin yasanın uygulanmadığını savunarak bunu hukuka taşıyacaklarını ifade etti. Biz her zaman engelli arkadaşlarımızın yanında olacağımızın sözünü verdik. Bunu da her platformda gösterdik ve devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay da mesaj yayımladı ve Engelliler Merkezi projesini hayata geçirdiklerini belirterek engellerinin kaldırılması noktasında yanlarında olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, TİKA gibi kurumlara ve tüm gönüllere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gine Belediyesi'ni ziyaret ederek Gine Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar, Gine'nin yeni bir hastaneye kavuşturulmasına yönelik çalışmaların seçimden sonra tamamlanması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gine Belediye Başkanı Nidai Güngördü'yü ziyaretinde Gine ve civarının artan nüfusu nedeniyle Gine Akçiçek Hastanesi'nin bölge sağlık hizmetleri için artık yetersiz olduğunu belirtti. Benim Gine için tabii temennim yeni bir hastanenin de bitirmesidir. Çünkü Gine Amerikan Üniversitesi'nde benim başbakan döneminde bildiğiniz bir takım mahsuplaşmalar var. Devralan hastanenin ihalesinin sonuçlandırılamaması beni çok üzmüştür. Orada bir takım bürokratik, bir takım farklı süreçlerden dolayı ihale tamamlanmamış. Şimdi de seçim yasakları dolayısıyla tabii ki ihale sonuçlandırılamaz. En büyük temennim en erken zamanda seçimden sonra bu hastanenin tamamlanmasıyla Girne halkına ve Girne'de yaşayanlara yeni bir hastanenin hizmetlerinin verilmesidir. Bu Girne sağlık hizmetleri bakımından fevkalade önemlidir. Girne Belediyesi'nin liderliğinde Girne'nin altyapı ve diğer tüm çalışmalarına desteklerinin tam olduğunu söyleyen Tatar, planlama ve programlamayla özellikle bölgedeki altyapı eksikliklerin giderileceğine inanç belirterek yapılan bu çalışmalarla ilgili tüm paydaşların destek vermesi gerektiğine işaret etti. Dışişleri Bakanlığı Pile'de İngiliz Egemen Üs Bölgeleri Yönetimi tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkartılan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerine teslim edilmesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı İngiliz Egemen Üs Bölgeleri Yönetimi yetkililerini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ara bölgede yer alan Pile Köyü'nde yasa dışı bir faaliyette bulunduğu iddiasıyla İngiliz Egemen Üs Bölgeleri Yönetimi yetkilileri tarafından 29 Kasım'da tutuklanan ve duruşması gerçekleştirilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının duruşma sonucunda mahkeme tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerine teslim edilmesinin şiddetle kınandığı kaydedildi. Açıklamada Kıbrıs Türkleri ile Rumların birlikte yaşadığı özel statüye sahip Pile Köyü'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarıyla ilgili vuku bulan herhangi bir olayda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisi, Rumlarla ilgili olaylarda ise Rum yönetimi polisinin yetkili olduğu hatırlatıldı.
Hal böyleyken ve iddia edilen faaliyetin ara bölgede gerçekleştiğinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi polisi tarafınca da kabul edilmesine rağmen bahse konu vatandaşımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına teslim edilmemesi yerleşik uygulama ve teamüllere aykırı olup kabul edilmezdir denilen açıklamada İngiliz Egemen Üst Bölgeleri Yönetimi protesto edildi. Açıklamada bahse konu vatandaşın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne iade edilmesi için diplomatik girişimlerin sürdürüldüğü de belirtildi. Okullardaki güncel vaka sayıları açıklandı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre okullarda toplam 356 öğrenci, 57 öğretmen ve 15 personel COVID-19 pozitif. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı. Bakanlık okullarda toplam 356 öğrencinin COVID-19 pozitif olduğunu duyurdu. Okullardaki güncel koronavirüs tablosuna göre ilköğretim dairesine bağlı okullarda 131 öğrenci, 14 öğretmen ve 4 personel pozitif. Tabloya göre 1077 öğrenci, 91 öğretmen ve 10 personel ise temaslı. Genel orta eğitim dairesine bağlı okullarda 189 öğrenci, 32 öğretmen ve 10 personel pozitif olarak açıklanırken, mesleki teknik öğretim dairesine bağlı okullarda 36 öğrenci, 11 öğretmen ve 1 personelin pozitif olduğu açıklandı. 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranının %0,72 olduğu belirtildi. Sağlık sistemimiz alarm veriyor. Bu uyarı Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nden geldi. Kurallara uyup aşı yaptırılması çağrısında bulunan Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı'nı tedbirleri ve denetimleri sıkılaştırmaya davet etti. Birlik 5 yaş üstü çocukların bu yaş grubuna özel üretilmiş aşıyla aşılanmaya başlanması gerektiğini de belirtti. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, COVID-19 pandemisinin ülkede etkili olmaya başladığı günden bu yana en zor dönemin yaşandığı uyarısında bulundu. Birlikten yapılan yazılı açıklamada hükümete denetimleri sıkılaştırma ve bazı kısıtlamalara gitme çağrısında bulunuldu. Devlet hastaneleri ve acil durum hastanesinde tedavi alan hastalar için kullanılacak ilaç ve malzemelerde eksikliklerin artarak devam ettiği ifade edilen Tabipler Birliği açıklamasında hekimlerin tedavi sürecinde çaresiz kaldığı, idiyet sağlık hizmeti sunumunda sorunlar yaşandığı kaydedildi. Açıklamada 12 yaş üstü çocuklara 2 doz BioNTech aşılarının yaptırılması çağrısı yapıldı. Çocukların da COVID-19 hastalığını ağır geçirebileceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada artık biz de 5 yaş üstü çocuklarımızı bu yaş grubuna özel üretilmiş düşük dozlu Pfizer-BioNTech aşısıyla aşılamaya başlamalıyız. Bizim çocuklarımızın da korunmaya ihtiyacı ve hakkı olduğunu hatırlatırız denildi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Kubilay Özkıraç, 6 Aralık Pazartesi gününden itibaren KİP'teki yüksek borcu olan tüm devlet kurumlarının elektriğini keseceklerini bildirdi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Kubilay Özkıraç, yazılı açıklamasında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun battığı iddiasının doğru olmadığını ifade ederek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun devlet ve özel kuruluşlardan 800 milyon Türk lirası alacağı bulunduğunu, borcununsa 600 milyon Türk lirası olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun özellikle devlet kurumlarından tahsilat yapabildiği gün tek kuruş borcu kalmayacak bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Özkıraç, kurumun bilerek ve istenerek batırılmak istendiğini savundu. Maliye Bakanlığı başta olmak üzere bazı devlet kurumlarının elektriğinin kesildiğini hatırlatan Özkıraç, 6 Aralık Pazartesi gününden itibaren ise kuruma yüksek borcu olan tüm devlet kurumlarının elektriğinin kesileceği uyarısı yaptı. Girne Turizm Limanı'ndaki bir gemiye narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu 3 milyon TL değerinde metamfetamin ele geçirildi. Geminin kaptanı ve mürettebatı tutuklandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemede 3 gün tutukluluk aldı. Girne Turizm Limanı'ndaki bir gemiye narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında taşucu Girne seferini yapmakta olan bir gemide narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon Türk lirası değerinde yaklaşık 2 kilo ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile geçirildi. Operasyon kapsamında gemi kaptanı ile 3 mürettebat tutuklandı. Polis basın subaylığından yapılan açıklamada ise yürütülen soruşturma kapsamında baş harfleri MA olarak verilen zanlının Lefkoşa'daki ikametgahında yapılan arama sonucu ise 9 mm çapında 2 adet tabanca ve şarjörleriyle 9 mm çapında 2 adet canlı mermi ve 85 adet kuru sıkı tabanca mermisi bulunarak emare olarak alındığı kaydedildi. Öte yandan operasyon kapsamında tutuklanan zanlılar Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Tutuklular aleyhine 3'er gün tutukluluk alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması ise sürüyor. Evet, Sabah Haber devam ediyor sayın seyirciler. Günün öne çıkan gelişmeleri böyleydi. Şimdi ülke gazetelerinin manşetlerini aktaracağız. İlk gazetemiz Güneş. Güneş gazetesi ciddi radikal açılımlar başlığını kullanmış bugünkü manşet haberi için. Türkiye Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya ve İstanbul Şubesi'nden bir heyet Başbakan Faik Sucuoğlu'nu ziyaret etti deniliyor ve Başbakan Sucuoğlu'nun bu ziyaretteki kabuldeki açıklamalarına yer vermiş. Hedeflerinin lokomotif sektörler olan turizm ve yüksek öğrenimin yanı sıra diğer sektörleri de ekonominin içine katarak ülkeyi kendi kendine yeter hale getirmek olduğunu söyledi. Başbakan Sucuoğlu, Türkiye Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya ve İstanbul Şubesi heyetini kabulünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yatırım ve yatırımcı dostu bir ülke olacağını, bu çerçevede yatırımcının önünü açmak için de her türlü faaliyetin ortaya konulacağını kaydetti. Diğer başlıklara bakalım. Engelliler 365 gün hatırlanmalı. Başbakan Faik Sucuoğlu ve Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu görüşmesine ilişkin ayrıntılar paylaşılmış. Ve engellilerin bir gün değil 365 gün hatırlanması gerektiğini vurguladı başbakan deniliyor. Seçimlerden sonra önlerinde 5 yıllık bir süre olacağını ve engellilerin yaşadığı sıkıntıları ele alacaklarını söyleyen Sucuoğlu, Türkiye ve diğer ülkelerde olduğu gibi belediyelere verilecek ciddi desteklerle ülkenin ve engellilerin sorunlarında ciddi çözümler üretileceğini belirtti. Hükümetlerin asli görevi engel değil destek olmak. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcıoğlu'nun da yine engellilerin çağdaş toplumun gerektirdiği gibi bir yaşam sürmelerinin en önemli sorumlulukları olduğuna dair açıklamasını görüyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yapmış olduğu açıklamada. 258 pozitif, 3 vefat vakaların seyrine ilişkin bilgileri paylaşıyor yine Güneş gazetesi. Sürmanşete bakalım Güneş gazetesinde Papa'ya davet. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Papa Francis'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesi yönünde yaptığı davetin resmen Papa'ya iletileceğini söyledi. Ada içi geçişlerde bir değişiklik yok. Sağlık Bakanlığı'ndan bir bilgi paylaşılıyor. Ada içi geçişlerde herhangi bir değişiklik yapılmadığını aktarıyor gazete ve milletvekilliği adaylarının da başvurularını yaptığı haberine yer vermiş gazete. Vatan Gazetesi ile devam edelim. Güney Kıbrıs önlemleri arttırdı deniliyor. Vatan Gazetesi'nde zorunlu PCR alınacak olması mantıksız bir önlem denilmiş. Ayrıntılara baktığımızda Güney Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu önceki gün yaptığı toplantıda koronavirüs salgınıyla mücadele ve omikron varyantının adaya geçişini geciktirmek amacıyla yeni önlemler aldı deniliyor. Filelefteros ve diğer gazeteler Bakanlar Kurulu'nun önceki günkü toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili yeni önlemleri uygulaması kararı aldığını belirterek 6 Aralık Pazartesi yürürlüğe geçecek yeni önlemleri açıkladı denilmiş haberde. Devam edeceğiz.
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'ndan uyarı deniliyor. Ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Mali Sekreteri Güneyli, Maliye Bakanı Oğuz'un öğretmenlerin hazırlık ödeneğinin kesin olarak 11 Ocak 2022'de ödeneceğini beyan ettiğini açıkladı ve hazırlık ödeneğinin öngörülen tarihte ödenmemesi ve ileriki yıldan itibaren yasal süre kapsamında verilmemesi durumunda yasal süreci hiç beklemeden uygulamaya koyacaklarını bildirdi. 356 öğrenci, 57 öğretmen ve 15 personel pozitif okullardaki vaka durumuna ilişkin, vakaların seyrine ilişkin bilgiyi aktarıyor Vatan Gazetesi. Sürmanşete geçiyoruz. Engellileri her gün hatırlayalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün kendileri için kutlama ve demeç verme günü değil, karşılaşılan problemleri yüksek sesle dile getirme, pozitif çalışmaların emsal kabul edilebilmesi için kendilerini ifade etme günü olduğunu belirtti. Ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nden bir uyarı var. Denetimleri sıkılaştırın ve bazı kısıtlamalara gidin şeklinde. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Tatar, yapımına başlanan hastane seçimden sonra ivedilikle tamamlanmalı. Yine belediyesinde yapmış olduğu açıklamaya yer verilmiş Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın. Halkın sesiyle devam edelim. Bu kez de en zor dönemdeyiz. Vakalar azalmak bilmiyor. Dün 258 yeni vaka çıktı. Halkın Sesi gazetesinin manşeti, 24 saatte 3 kişi de yaşamını yitirdi deniliyor. Yoğun bakım aşısız hastalarla doldu taştı. Tabipler Birliği, pandeminin ülkede etkisini göstermeye başladığından bu yana en zor dönemin yaşandığını vurguladı. Tabipler acil durum hastanesinin dolmak üzere olduğunu, yoğun bakım hasta sayısının da sağlık sisteminin sınırlarını zorladığını ve yoğun bakım hastalarına yatak bulma problemiyle karşı karşıya kalındığını açıkladı. Tabipler Birliği hükümete denetimleri sıkılaştırması ve bazı kısıtlamalara gidilmesi konusunda çağrıda bulunuyor. Halkın Sesi sürmanşetindeyiz. Güney'de paha biçilmez altın hazine, arkeologlar Güney Kıbrıs'taki Hala Sultan Tekkesi'nin yakınlarında yer alan Tunç Çağ'ından kalma iki mezarın kazısını tamamladı ve Mısır Kraliçesi Nefertiti döneminden kalma paha biçilemez mücevherlerin yanı sıra 150'den fazla da insanın kalıntısı ortaya çıkarıldı. Evinde devlet, asker ve polise ait gizli belgeler bulundu. Türk İslam Kültür Cemiyeti Genel Başkan Vekili görevinde de bulunan Erman Çitim, devlet, asker ve polise ait gizli belgelerle kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçundan tutuklandı. Halkın Sesi gazetesini noktalıyoruz. Ve Yeni Bakış'a geçeceğiz. Sağlık çöktü. Yeni Bakış gazetesinde çoğu temaslı olan ancak iki gün önce temaslı süresi dolmasına rağmen kolundaki bilekliği çıkaracak sağlık personeli bulamayan bir baba çocuğunu da alarak Sağlık Bakanlığı'na gitti. Ve hemşire yok, temaslı ekibi yok, Sağlık Bakanlığı'nın telefonları yanıt vermiyor, vatandaş kaderine terk edildi. Sağlık çöktü başlığıyla aktarılmış haber. Diğer haberler başlıklarda Kasım ayı enflasyonuna ilişkin %5.52 artış olduğu bilgisi paylaşılıyor. Çocukların eğitim hakkı ellerinden alınamaz. Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı bazı vatandaşlar deniliyor Yeni Bakış gazetesinde. Evet, yine vakaların seyrine ilişkin, okullardaki vakaların seyrine ilişkin bir bilgi de paylaşılmış. Sürmanşetinde bugün 356 öğrenci, 57 öğretmen ve 15 personel pozitif deniliyor. Yeni Bakış'ı da noktalayalım ve bir sonraki gazeteye bakacağız. Avrupa gazetesi
FETÖ'nün Kıbrıs'ta kara kutusu mu diye sorulmuş. Çitim dün mahkemeye çıkarıldı ve 8 gün daha tutukluluğuna karar verildi ve ele geçirdiği CD ve belgeleri inceleyen polis polisin yeni tutuklamalar yapması bekleniyor ve Çitim'in de yakın çevresi zan altında denilmiş bugün manşet haberinde. Hastalar çok zor durumda, ilaç sıkıntısı giderilemedi deniliyor. Sağlık Bakanı Pilli ilaç sıkıntısı giderilecek dedi ama giderilmedi. MS hastaları için aciliyeti çok önemli olan haplar hala Türkiye'den gelmedi deniliyor. Kıbrıs'a devam edeceğiz. Kıbrıs gazetesi farklı bir başlık kullanıyor bugün. Yanlış cenaze, yanlış mezara gömüldü. Ülkemizde dün herkese şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yine Doktor Akçiçek Hastanesi'nde Vural Güven'le CT'nin cenazeleri karıştı ve iki aile yaşadıkları karşısında şok geçirdi. Dün toprağa verilmesi beklenen Güven'in cenazesi CT'nin ailesi tarafından 1 Aralık'ta Alsancak'a defnedildi ve CT'nin cenazesi ise cenazesinin ise morgda olduğu ortaya çıktı. Diğer başlıklardayız. Gemi geldi, kriz çözüldü. Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun, akaryakıtta fiyat düzenlemesinin Avrupa Merkezi Borsası esas alınarak belirlendiğini ve 8 Aralık'taki duruma göre de düzenleme yapılacağını söyledi. Kıbrıs gazetesinin sür manşetindeyiz. Devlet ve özel kuruluşların Kıbrıs'taki borcu 800 milyon TL. Elsan Başkanı Özkıraç'ın açıklamasına yer vermiş gazete. Bir ayda salatalığın fiyatı %239.99, benzinin fiyatı da %13.48 arttı. İstatistik Kurumu'nun verilerini paylaşıyor. Logo yanındaysa Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nin açıklaması var. Covid-19 pandemisinin ülkede etkisini göstermeye başladığından bu yana en zor dönemin yaşandığını belirtiyor ve hükümete hem halka çağrıda bulunuyor Tabipler Birliği. Yeni düzendeyiz bu kez. Güzelyurt'tan kaçış gerçeği denilmiş. 1998'de 7, 2022'de 3 vekil Yüksek Seçim Kurulu 23 Ocak'ta gerçekleşecek milletvekili seçiminde Güzelyurt'taki vekil sayısını 4'ten 3'e düşürdü. 1998'de Güzelyurt'ta 17.842 olan seçmen sayısı yaklaşık 2 ay sonra yapılacak seçim için 17.490 olarak belirlendi. Ancak 24 yıl önce 7 olan vekil sayısı diğer illerdeki nüfus hareketi sonrasında ciddi gerilemeyle 3'e düştü. Yine okullardaki bulaşa ilişkin bilgi aktarılmış. Erken seçimde gözler adaylarda, adaylık başvuruları hız kazandı deniliyor Yeni Düzen gazetesinde. Covid-19'a 3 can daha denilmiş Yeni Düzen gazetesinin bugün ön sayfasında yer alan başlıklarda. Diyalog gazetesine geçelim. Organize işler Diyalog gazetesinde. Yasa dışı faaliyet gösteren Perabet isimli bahis sitesinin personeline paravan şirket üzerinden çalışma izni çıkarıldığı tespit edildi. Organize işler, yeni tutuklamalar var denilmiş haberin devamında ve Gazi Mausa'da yasa dışı faaliyet gösteren Perabet isimli bahis sitesiyle ilgili operasyon Lefkoşa'ya dayandı deniliyor. Ve iki ilçede de duruşma yapıldığı bilgisi paylaşılmış devamında haberin. 30 kişilik polis ekibi ve dedektör köpeklerle gerçekleşen gemi baskınında ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar konusunda geniş çaplı araştırma yapılıyor. İlk defası değil denilmiş. Evet, öne çıkan başlıkları böylelikle aktarmış olduk Diyalog gazetesinde.
Evet, Diyalog gazetesindeki son başlık da böyleydi sayın seyirciler. Ülke gazetelerinin manşetlerine yansıyan haberleri aktarmış olduk. Sabah haberi noktalıyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz ve yeni gelişmelerle saat 10'da görüşmek üzere. Aksa Süper Lig 12. hafta maçında Gazi Mausa'da Mausa Türk Gücü ile Gönyeli karşı karşıya geliyor. Zirve hedefindeki Mausa Türk Gücü üst sıralardan kopmak istemeyen Gönyeli'yi ağırlayacak. Gazi Mausa Doktor Fazıl Küçük Stadında saat 14'te başlayacak maç BRT2'den naklen ekranlarda olacak. Aslında bilindiği gibi bir kış enfeksiyonu değil. Kışın daha fazla görülüyor olmasının sebebi kışın kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmekteyiz ve dolayısıyla kapalı ortamda bulaş riski daha fazla olmakta ve oda dışı çevre kirleticilerinin de daha fazla olması nedeniyle solunum yolu enfeksiyonu ajanları dış mekanlarda daha uzun süre yaşayabilmektedir. Dolayısıyla bulaş ihtimali süresi de daha fazla uzamaktadır. Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için iki faktör oldukça önemlidir. Biri
ya bulaşı kıracaksınız ya da eğer bulaşı kıramayıp enfeksiyon ajanına yakalanmış iseniz bağışıklık sisteminizin kuvvetli olması bu enfeksiyon ajanını yenmesi gerekmektedir. Bulaşı kırmanın yolu da kapalı mekanlarda mümkün olduğunca daha az zaman geçirmek, bu mekanların sık sık havalandırılmasını sağlayarak oda içi kirleticiler, hava kirleticilerinin konsantrasyonunu azaltmak, ayrıca enfeksiyonu olan kişilerin kapalı mekanlara mümkün olduğunca çok gitmemesi, evinde istirahat ederek bu enfeksiyonu diğer kişilere bulaştırmayı engellemesi gerekmektedir. Bulaşı engellemek için mümkün olduğunca kapalı ortamlarda kalabalık kişilerle bir arada olmamak gerekiyor. Özellikle kronik hastalığı olan kişilerin kapalı mekanlara kalabalık olan saatlerde mümkün olduğunca gitmemesi, eğer mutlaka gitmesi gerekiyor ise de maske, mesafe, hijyen kurallarına çok dikkat ederek dikkat etmesi gerekiyor ve kalabalık saatleri tercih etmemesi gerekiyor. Eğer solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteriyor iseniz evde kalıp başka kimselere bu enfeksiyonu bulaştırmamak için ve enfeksiyonu daha kolay atlatabilmeniz için evde kalıp istirahat etmeniz gerekmekte. Mümkün olduğunca kalabalık ortamlara katılmayın ki başka kimselere enfeksiyonu bulaştırmayın. Eğer katılmak durumunda iseniz de mutlaka maskenizi ve diğer kişilerden kişilere olan sosyal mesafenizi mutlaka koruyun. Yine solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada önemli bir faktör de ortak kullanım alanlarının hijyenidir. Bu ortamların belli sıklıkla havalandırılması ve yüzeylerin el teması gerçekleşecek yüzeylerin belli sıklıkla hijyenik maddelerle temizlenmesi oldukça önemlidir. Enfeksiyona yakalanma durumunda da bağışıklık sistemimizin kuvvetli olması lazım ki bu enfeksiyonu hızlıca yenebilelim ve başka ağır enfeksiyonlara dönüşmesini engelleyelim. Bunun için bağışıklık sistemimizi yüksek tutmanın altın kuralı da dengeli beslenmeli, yeterli sıvı tüketmeli, uyku hijyenimize dikkat etmeli. Günlük bedenimizi çok yormayacak şekilde günlük beden kondisyonumuza uygun düzenli egzersizler yapmalıyız. Kronik hastalıklarımız var ise bu hastalıkların düzenli takip ve tedavisi yapılmalı. Her özellikle riskli olan gruplar grip aşısı ve zatürre aşısı olmalıdır. Hello and welcome to today's Discovery North Cyprus. And today we are in Gine and we are at the Round Tower. Sit back and enjoy today's Discovery North Cyprus. The Round Tower. The Round Tower was built in the Lusignan period, approximately 1300, using Roman stones. It was joined to other towers by a curtain wall enclosing the town of Gine. The walls fell down gradually, and by 1600 it was safe to build houses outside the walls.
round tower stood derelict for several hundred years and became a roofless shell. In 1987, Mr. Ian Smith approached the Ministry of Antiquities to seek permission to restore this building. Plans were drawn up and a fiberglass dome was put in place. A wooden gallery was erected, and during the excavation work, a rough shelf was revealed. This and the floor had been covered in natural stone flags. Its usage had to be culturally related, and it opened in 1988 as an art gallery. Since then, local handicrafts have been added. That's all we have time for on today's Discovery North Cyprus. To meet again, take care and bye-bye. COVID-19 salgını ile mücadelede aşı en önemli silahımızdır. Aşıların etkinliği tartışmaya açık bir konu değildir. Aşılar hem hastane yatışını hem yoğun bakım yatışını ciddi oranda azaltmaktadır. Bugün ülkemizde açık alan vaka sayılarına oranla yoğun bakım yatışları aşılar sayesinde çok ciddi oranda azalmıştır. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın %75'i aşısızdır. Aşılı hastaların yoğun bakım süreci diğer hastalara göre daha rahat geçmektedir. Yoğun bakım süreçlerini daha rahat atlatmaktadırlar. Lütfen herkes aşı olsun. Yoğun bakımda edindiğimiz tecrübelere bakacak olursak, aşılı hastalarımız solunum cihazına bağlanmadan süreci atlatabiliyorlar. Solunum cihazına bağlansalar bile süreç çok kısa sürüyor. Yoğun bakımdaki aşısız hastalarımızın solunum cihazına bağlanma oranı daha yüksek, solunum cihazında geçirdikleri süre daha uzun ve ölüm oranları daha yüksek oluyor. Lütfen maske, mesafe, hijyen ve aşıya önem gösterelim. Arkadaşlar programımız başlıyor ve çok heyecanlıyız. Hayır biraz gerginiz. Yok o değiliz canım. Biraz korkuyorum galiba, itiraf ediyorum. Nerede miyiz? Merak mı ettiniz? Yok. Ben söyleyemeyeceğim nerede olduğunuzu. Bakın tahmin edin. Bakın burada böyle şeyler var. Böyle ışık var mesela. Burada bir koltuk var. Burada da böyle aletler var bakın. Ay duydunuz mu? Dokunmamam lazımdı ama. Efendim? Bildiniz galiba. Evet sesinizi duyuyorum. Biz
diş doktorundayız. Neler mi yapacağız? Kimler mi var? Bilmem. İzleyelim. Bakalım programımızda neler var. Of. Girmeyeceğim içeriye. Boşuna bakmayın bana ya. Niye bakıyorsunuz? Niye bakıyorsun bana? İçeri girmem gerekiyor mu? Evet. Hayır. Evet. Evet mi? Evet. Evet. Aa, siz de mi evet diyorsunuz? Ay, siz evet. Hiçbiriniz korkmuyorsunuz demek anlaşılan. Yani ben onu anladım. Bak hepsi gülerek bakıyorlar bana. Ne? Senin telefonun mu bozuldu? Telefonum mu? Evet. Telefonum bilmiyorum. Telefonu boş ver. Dişim ağrıyor. Dişim. Ne yapacağız? Biz neredeyiz şimdi? Kim söyleyecek? Söyle bakalım neredeyiz? Diş doktorunda. Diş doktorundayız. İşte bu korkutan düşünce bu. Bakayım diş hangi dişin? Hayır açmam. Açmam korkarım açmam. Ay doktor beni çağırıyor galiba. Sen de mi diş doktoru olacaksın yoksa? Eyvah doktor beni çağırıyor. Ne yapalım? Korkma korkma. Ben de dişimi yaptırdım. Hiç ağrımadı. Öyle ben... mi? Gerçekten mi? Ben de bir gün yaptırdım ama dişimde buçuk vardı. Ha dişim. Korkma. Korkma. Bir günde bana su fışkırtmışlar dişime. Aa, suysa bir şeydi. Böyle fış mı yapıyorlar? Bir de su emen bir şey var. Su yiyen bir alet var. Böyle böyle su çekiyor. Ne onun adı? Susamış. Susamış mı? Aa, ne güzel isim Susamış. Tamam. Şey. Evet işte ondan. Aa, ondan. Böyle. Kalkalım mı? Evet. Hadi hayır, gel. Kalkmayalım. Hadi kalk. Ay, kalkalım. Yok gel. İçeri girmeyelim. Gel, girelim gel. Mi? Gel, gel, ay, giriyoruz galiba. Ay çok korkuyorum. Tutuyorlar beni. Gel. Sakın elimi bırakmayın ama. Ay. Gel, ay. Gel. Aa, içeri gel. Giriyoruz. Oo. Sen korktun gelmiyor musun? Ay o da geliyor. Burada çok sakin bir şekilde oturan bir arkadaşımız var. Merhaba. Nedir adı? Selin. Adı Selin. Burada Selin. Çok... Selin. Serin. Evet. Serin. Ay ben yaşlılık, kulaklar biraz biliyor musunuz? Zaten biz böyle yavaş konuşuyoruz. Şimdi şey, biz diş doktorundayız. Evet ama burada çok güzel, çok tatlı bir ablamız var. Diş doktorumuz ve asistanı var. Asistanı da çok tatlı, çok güler yüzlü, böyle hafif kıvırcık saçlı, dalgalı saçlı. Peki önce sizi tanıyalım. Merhabalar. Alabilirsiniz tabii. Ben çocuk diş hekimi Fatoş Alp. Bugün burada çok tatlı konuklarımızla birlikteyiz. Ve biraz korkan bir ablamız da var galiba. Ama onu ikna edip buraya getirdiler. Bakalım neler konuşacağız. Bana sorular olacakmış. Merakla bekliyoruz biz de. Evet. Şimdi şey ne yapalım bilemedim. Ben oturmayayım önce. Siz isterseniz bir böyle arkadaşlarımızın soruları var değil mi? Siz böyle soru sormak evet. İstiyordunuz. Çok heyecanlıydınız. Sorularımızdan başlayalım mı? Ama ben şöyle önce bir arkadaşlarımızı tanıyalım. İsimlerini alalım. Adını söyler misiniz? Melin. Soyadını söyle. Aslan Söz. Kaç yaşındasın? 11. 11 yaşındasın. Arkadaşımız bize destek olmak için geldi bugün. Hem program çekimimiz vardı hem benim dişim çok ağrıyor. Ve onlar da dediler ki Asu ablamızı yalnız bırakmayalım. Gelelim. Ay ay burada çok hanım, çok tatlı, çok şeker bir kızımız daha var. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Evet. Adını söyler misin bize? Vedia. Vedia çok tatlısın Vedia. Kaç yaşındasın Vedia? 8. 8 yaşındasın ve anladığım kadarıyla diş doktorundan hiç korkmuyorsun. Evet. Hiç korkmuyorsun. Peki daha önce geldin mi? Evet. Aa, şey böyle zorla mı getirdiler seni de? Yok ben kendim istedim. Aa, hiç böyle yani canın acıyacak, bir şey olacak falan yok öyle bir yok. Endişe. Yok. Yok çok rahatız yani. Peki evet. Çok güzel. Peki seni de tanıyabilir miyiz? Yakışıklı. Merhaba. İsmim Doruk. Soyadını da söyle bize. Doruk Vahdettin. Peki Doruk kaç yaşındasın? 4. 4 yaşındasın. Allah'ım 4 yaşında Doruk ve gördüğünüz gibi diş doktoru koltuğuna da oturdu. Diş doktoru mu olacaksın sen de büyüyünce? Evet. Evet tamam her şey yolunda. Sen o zaman korkmuyorsun diş doktorlarından. Hayır. Hayır, biraz tereddüt ettin. Evet mi desen, hayır mı desen? Nereden kaynaklandı o? Bir tereddüt? Yani korkmuyorum, bu da soru mu gibisinden mi? Tereddüt ettin. Evet. Evet, yani bu soru mu? Böyle bir soru bana sorulur mu? Ben zaten diş doktoru olacağım, niye korkayım dedi. Gel bakalım tatlım. Senin adın ne? Gel, gel, gel. Çok tatlı. Böyle. Sen de beni yalnız bırakmadın.
Bugün geldiğin için çok teşekkür ederim. Adını söyler misin bize? Berk. Berk, kaç yaşındasın? 4. 4 yaşındasın sen de. Çok güzel. Peki Berk, sen korkuyorsun değil mi? Bak bizi kimse duymuyor. Duymuyorlar. Kameraman kapat kamerayı. Kapat, kapat abisi. Kameraman abi. Kapat. Korkuyor musun? Bak 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 burada hemen. Korkmam. Aa, ben korkmaya devam edeyim mi? Korkmaya devam edeyim. Ben korkmaya devam edeyim dedi. Doruk arkadaşımız da dayanamadı. Artık kendini diş doktoru olacak ya. Böyle aletlere doğru atmaya böyle geçip muayeneyi falan yapacak herhalde. Bu arada çok hanım bir kızımız daha var. Çok nazlı. Çok güzel. Yavaş yavaş geliyor hanımefendi, prensesimiz, prensesler. Peki adını söyler misin? Şöyle kameraya bak bakalım. Maya. Maya, soyadını da söyle. Unuttun Mevlid. Mu soyadını? Maya, Mevlid. Peki Maya, kaç yaşındasın? 5,5. 5,5 yaşındasın, sen de kocaman olmuşsun. Peki sen de benimle bugün beraber geldin. Sen korkuyor musun diş doktorundan? Hayır. Hayır. Sen de korkmuyorsun, sen öğrendik zaten. Korkmuyorsun hiç değil mi? Peki bana nasıl bir tavsiyede bulunabilirsin? Korkmaya devam edeyim mi? Etmeyeyim değil mi? Etme. Etmeyelim. Peki sizin sorularınız var sanıyorum doktor ablamıza öncelikle. Peki biz ne yapıyoruz? Önce sorularımızdan başlıyoruz. Doktor ablamıza sorularımızı soracağız. Ve sonra belki muayene oluruz. Korkmazsam ya da kaçmazsam bilemiyorum. Düşünelim. Evet biz çok rahatız. Çok rahatız neden? Çünkü orada ben oturmuyorum. Biraz sonra oturacağım. Ama arkadaşlarımız dediler ki önce sorularımız var. Hemen yerleştiler ben bir şey demeden ve soruları da bölüştüler. Ben bunu soracağım dedi. Diğer arkadaşımız hayır ben bunu soracağım dedi. Şu da önemli dediler. Ve bakın gördüğünüz gibi çok sakin bir şekilde beni bekliyorlar. Doktorumuz da sorularımızı cevaplamak üzere hazır bir şekilde bizi bekliyor. Ve Vedia seninle başlayalım mı? Evet. Ne sormak istersin? Mesela en çok merak ettiğin şeylerden birisi. Mesela burada değişik aletler var. Ben böyle çok merak ediyorum. Böyle zır 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 bir şeyler var. Böyle lup 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 yapanlar var. Susamış nasıl bir şeydir? Bir saniye susamış derken ben susadım da susamış ne? Ne ki susamış? Evet. Işkıran mı? Susamışı gösterelim. Evet, asistanımızı alıyoruz. Evet, susamışımız. Ama biraz sesli bir susamış. Çünkü suyu içine koyuyoruz. Evet, koyabilirsiniz yerine asistanım. Anlatır mısın? Nedir bu? Evet, bizim aletlerimiz diş temizliği yaparken, mikropları silerken bol bol su fışkırtır ağzımıza. Biz de bu suları yutmamak için susamışımızı kullanarak suları ağzımızdan emeriz. Yani onu koyduğumuz zaman ağzımızdan... Evet, evet bütün sular susamış içi tarafından emilir ve uzaklaşır. Dolayısıyla bizim boğazımıza, burnumuza su kaçmaz. Yani gerçekten susamış mı ağzı peki? Çok susadığı için çocukların ağzından su içmek istiyor. Gerçekten çok susamış. Çok güzel, çok hoşuma gitti benim huysum. Siz de gitmeli mi? Çok değil, çok sevimliymiş yani. Mesela şimdi artık korkmuyorum. Evet, hiç korkacak hiçbir şey yok değil mi? Hiç, gerçekten. Susamış. Filin hortumuna benziyor. Çok eğlenceli bence. Evet. Susamışı tanıyordun sanıyorum daha önceden. Sadece ismini duydum. Evet. Ve merak ettin. Evet. Vedia çok güzel tutuyor susamışı. Oo Vedia'cığım. Vedia hem korkmuyor hem de gördüğünüz gibi susamış çok güzel tutuyormuş ve ilk sorusu da bu oldu. Peki şimdi kim soru sormak ister? Oo çocuklarımız hazır bir şekilde bizi bekliyorlar. Dişlerimizi fırçalamamız lazım. Öyle mi? Peki tamam arkadaşımız dedi ki dişlerimizi fırçalamamız lazım. Ben böyle bazen dişlerimi fırçalamaktan sıkılıyorum. Hem diyorum ki yani nasıl böyle dişlerimi fırçalamam lazım? Bilmiyorum. Sen biliyor musun dişleri nasıl fırçalayacağım? Biliyorsun. Peki doktorumuza da soralım mı? Acaba dişlerimizi en iyi şekilde nasıl fırçalayabiliriz? Evet. Soralım mı? Sen sor bakalım. Nasıl dişlerimizi en iyi fırçalayabiliriz? Evet, arkadaşlarımız da hemen diş doktoru olacak ya hemen cevap veriyor. Peki biz doktorumuza veriyoruz mikrofonumuzu. Evet dişlerimizi fırçalarken ağzımızı kocaman açıyoruz. Ve üst dişlerimizle alt dişlerimizi ayrı ayrı fırçalıyoruz. Üst dişlerimizi fırçalarken en arka dişimize fırçamızı dayıyoruz. Ve küçük yuvarlaklar yapıyoruz. Herkes ona kadar saymayı biliyor mu? Evet. Öyleyse birlikte sayalım.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve sonra biraz öne ve yine 10 fırça ve yine 10 fırça ve bütün ön yüzeyleri bir sürü 10, 10, 10 sayarak bütün dişlerimizin ön yüzeylerini fırçalamayı bitiriyoruz. E tabii ki bir de arkaları var değil mi? Dişlerimizin önünü bitirdik. Bir de arkaları fırçalıyoruz. Yine 10'a kadar sayarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hep böyle geldik. Ön dişlerimizin arkasına gelince fırçamız böyle girmeyecek ağzımıza. Çok zor.